Aynı anda. Aynı anda. İyi misiniz Sir Brandon? Buradan derhal gitmek istiyorum. Tekne sizin için hazır bekliyor. Buyurun. İyi misiniz hocam? İyiyim Akif, sağ ol. Bir şeyim yok. Deniz havası ikimize de iyi geldi Akif'ciğim. Yine görüşelim. Görüşeceğiz Mete'ciğim. Bir gün ben de senin heykelini dikeceğim. Efendim, Sir Brandon'ın teknesi denize açıldı. Biz onların birazdan buradan geçeceğini biliyoruz. Ama onlar bizim burada beklediğimizi bilmiyorlar. Hazır olun ve unutmayın. Biz buraya öldürmek için geldik. Ölmek için değil. (Gülüyor)
Efendim, bize rota ile ilgili kesin bir emir verilmedi. Nereye gitmemizi emredersiniz? Beni hemen İstanbul'dan götürün. Ülkeme dönmek istiyorum. Emredersiniz. Efendim, iyi misiniz? Kaşınıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha? Can Bey, Sir Brandon'ın bindiği tekne patladı. Brandon öldü. Hocanın yanından sakın ayrılmayın. Ateşe devam edin. Ben de hedefe yaklaşacağım. Karanlığa kurşun sıkıyoruz. Nerede oldukları belli değil. Hocaya yaklaşmaya çalışacaklar. Çok dikkatli olun. Etrafımızı saracaklar. Kahretsin. Ben söyleyince minibüse geçin.
Şimdi geri çıkacağız, tamam mı? 3'e kadar sayıyorum. Aynur'a. 1, 2, 3. Akif! Akif! Koru bizi! İyi misin? İyiyim. İyiyim. Dikkat et. Kahretsin. Kahretsin. Şimdi harekete geçin. Hedefi alıyoruz. Timur, hocayı almalıyız. Dön ve geri git. Bu araca git. Onu hemen güvenli bir yere götür. Hedef uzaklaştı. Hedef uzaklaştı. Geri çekiliyoruz. Çabuk. Akif, iyi misin? Abi. İyi misin? İyiyim efendim. Arkadaşlar. Artık dışarı çıkmanın zamanı geldi. Eski mekanımıza döneceğiz Akif. Abi, resmi olarak dışarıda bulunmanızda sorun olmasa bile bu güvenlik açısından büyük risk yaratacaktır. Güvenlik. Güvenliği ben değil, onlar düşünsün. Sen gereken talimatları ver. Eski mekanı bizim için hazırlasınlar. Tamam abi. Burayı ne yapacağız? Boşaltacak mıyız? Hayır. Senin ekibin çalışmasına devam edecek. Ben de önemli ve özel görüşmelerimi burada yapacağım. Bu adamlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşırken ben burada oturamam artık. Bundan sonra biz saklanmayacağız. Onlar kaçacak, delik arayacaklar. Bu adamla tanışınca onu çok seveceksin Mete. Polat'a vurduğu darbeyi öğrenince ben daha tanışmadan sevdim. (Gülüyor)
Efendim, beklediğiniz misafir geldiler. Tamam, gelsin. Her zamanki gibi dakik ve şıksın. Eğer değişiklik istersen terzimin numarasını verebilirim. Bugün yalnız olacağımızı düşünmüştüm. Dostum Mete, tanışmanızın gecikmesini istemedim. Buradaki bütün işlerinde sana çok büyük yardımları dokunacaktır. İstihbarat konusunda da çok özel biridir. Ya, o zaman size karşı çok dikkatli olmalıyım. Memnun oldum. Size nasıl hitap etmeliyim? Lütfen John deyin. Memnun oldum. Gelin oturalım. Terzinizle ilgilenmiyorum ama tarzınızı çok beğendim John. Sir Brandon hepimiz için çok büyük bir kayıp oldu. Sayın Vali benim için çok özel biriydi. Ancak ben kayıplarla değil, sadece kazançlarla ilgilenirim. Askeri kazançlardan mı bahsediyorsunuz? Hem sahada hem de masada kazanmaktan bahsediyorum. John Türkiye'ye sadece Lyon timi komutanı olarak gelmedi Mete. Kendisi bizim de ortak iş yaptığımız çok saygın bir maden şirketinin CEO'su. İş adamlığınız da komutanlığınız gibi ise ilginç bir ortaklığımız olacak demek ki. Bunun sonuçlarını görmek için hiç beklemeyelim. Vali Brandon'ın Türkiye ve Rusya için bıraktığı dosya üzerinden hemen harekete geçelim. Brandon'ın benden öncelikle istediği şey, toplantıda görev verdiğimiz diğer ortaklarımızın buradaki faaliyetleri için koordinasyon sağlamamdı. Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda görevlendirilen Victor bugün İstanbul'a geliyor. Onunla başlıyoruz. Benim adımım da buna destek olacaktır. Nasıl bir adım? Hem istemediğimiz bir ortaklığı engellemek, hem de iki ülke arasındaki tehlikeli yakınlaşmanın altını çizmek için bir Türk iş adamının üstünü çizeceğim. Bugün yapılacak finansal anlaşmadan bahsediyorsun. Yapılamayacak olan anlaşmadan bahsediyorum. Ah. Türkiye'de Türklerle iş yapmanın hiç de akıllıca olmadığını göstereceğiz. Avrupa'nın kullandığı enerjinin kaderinin Türkiye'ye emanet edilemeyeceğini herkes anlamalı. Ben çoktan anladım bile. O zaman bugün ihtiyacım olan bütün bilgiyi bana siz sağlayacaksınız Mete. Hiç şüpheniz olmasın. Toplantının yerini de saatini de sizin için öğreneceğim. Teşekkür ederim. Son bir şey daha var. Rica ederim. Buyurun. Polat Alemdar. Tanıştınız mı? Evet. Ama bu çok uzun bir konu. Benim yüzümden geç kalmanızı istemem. Bunu konuşmaya zamanımız olacaktır. Gel Yasin. Emredin komutanım. Otur.
Yakında eski mekanımızı da kullanacağız. Ve kapımız artık dosta düşmana da açık olacak. Biz o kapının bekçisiyiz komutanım. Eyvallah. Seni orada yanımda görmek isterim tabii. Ama siyah sancak önümüzdeki dönemde çok daha hassas görevlere gidecektir. Komutanım, siz nasıl, nerede, hangi görevi uygun görürseniz biz hazırız. Biliyorum Yasin. Seninle bu yüzden konuşmak istedim. Dün gece olanlardan sonra her an her yerde Lyon timiyle sıcak temasa hazırlıklı olacaksınız. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Dün gece elimizden kaçan o sözde komutanla birebir karşılaşmak için dua ediyorum komutanım. Biz onu bulana kadar benzer eylemlerine devam edecektir Yasin. Planları başarıya ulaşana kadar uğraşacaklar. Biz nerede birlik, nerede dirlik kurmak istiyorsak onların da oralarda gözü var. Hem Türkiye'nin hem de bölgenin kaderini onlar belirlemek istiyorlar. Biz de buna izin vermeyeceğiz. Komutanım, bize düşen nedir? Can almak, can vermek Yasin. Emredin komutanım. Türkiye'de artık soğuk savaş dönemi bitti. Sıcak savaş başladı. Konsey faaliyetleri bu yeni döneme hazırlıklı girmemizi sağlayacak. Biz de savaşa hazırız. Başından beri attığın kontrollü ve sağlam adımları takip ediyoruz. Tehditleri unutmadan dengeleri gözetmelisin. Tehditleri siz de göz ardı etmemelisiniz. Brandon'ın sonundan haberiniz olmuştur. Artık konsey kurulduğuna göre siz de daha fazla risk almadan mevkinizi gönül rahatlığıyla terk edip sahayı bize bırakmalısınız. Neler yapabileceğinizi görmeden olmaz Fehmi. Yeni bir Lyon timi komutanlarıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Bölgesel dengeler açısından gerekli hazırlıklarımı yapmadan burayı terk edemem. Yani Armagedon'u yeniden getirmeyi mi düşünüyorsunuz? Şimdilik sadece koordinasyon için bir komutan görevlendirilecek. Ya Cahit'in Armagedon'la olan bağ? O ne olacak? Cahit onunla ilgilenemez. Şu anda başka bir görevi var. Yüce Majeste seninle görüşmek için buraya gelecek Cahit. Siz ne yapacaksınız? Görüşme öncesinde doktorumuzun seni muayene etmesi gerekiyor. Bazı tetkikler yapılacak. Neden böyle bir şey yaptığınızı anlayamadım. Yalnızca tedbir için. Yüce Majestinin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Seninle temasından zarar görmesini istemezsin, değil mi? Elbette istemem. Ne gerekiyorsa yapın. Kolunuzu sıyırır mısınız lütfen? Muayene bitene kadar tahlil sonuçları çıkmış olur. Seni beklemiyordum. Haber verecek vaktim olmadı. Önemli bir şey mi var? Evet, Cahit'le ilgili önemli bir bilgiye ulaştım. Yoksa sırrı öğrenmiş mi? Onu hala bilmiyorum. Ama ciddi bir sorun var. Brandon bana bir video kaydı göndermiş.
Cahit'in bir intihar görevine giderken çektiği itirafı var. İntihar görevi mi? Geçen yıl Yüce Majeste'nin katılacağı toplantıyı sabote etme görevi. Neler söylüyorsun? Cahit, Polat Alemdar'a ihanet etmemiş. O tapınak şövalyelerinin içine yerleştirilmiş bir ajan. Yüce Majeste'ye bu tehlikeyi hemen iletmelisin, Algis. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol Polat. Hepimize geçmiş olsun. Buyur. Toplantıya temsilci gönderen ülkelerle irtibat kurdunuz mu? Evet. İhtiyarların bağlantılarını kullanarak dün geceden itibaren her ülkeye resmi yollarla ulaşıldı. Genel kanaat olumlu olsa da bazı diplomatik sorunlar yaşayacağımız görülüyor. Her şeye rağmen enerji alanındaki işbirliğini yeniden tesis etmek için çalışmalar devam etmeli. Jeostratejik açıdan elimizdeki gücü kullanabilirsek gerçek anlamda bağımsız dış politikaya ve toplumsal refaha kavuşmamızın önü açılacaktır. Çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz Polat. Bizim kana bulanan toplantımızın sonrasında Türk ve Rus iş adamları arasında enerji yatırımı için finansal işbirliği anlaşması imzalanacaktı. Önce ertelenmesi düşünüldü ama sonra taraflar bugün imza atmaya karar verdiler. Bu yaşananlara bir cevap niteliğinde olacaktır. Senin hanedanlara karşı mücadelen sürdükçe bizim atacağımız adımların da önü açılacaktır. Hanedanların Orta Doğu'ya vali atayıp yönetme hayalleri dün gece bir kez daha suya düştü. Ama bunlar yüzyıllardır olduğu gibi yine bu işin peşini bırakmayacaklardır. Karşılarında artık daha güçlü bir irade var Polat. Senin savunmaya çekilmeden sürekli üzerlerine gitmen onları bir süre sonra çaresiz bırakacak ve hata yapmaya zorlayacaktır. Bundan sonra mücadelenin daha sıcak yaşanacağı kesin. O yüzden sizin de çalışmalarınızı daha dikkatli sürdürmeniz yerinde olacaktır. Dün gece heyetle yaptığımız acil toplantıda da bu yönde bir kanaat belirdi Polat. İhtiyarlar Aksaçlı'nın eskisi gibi daha dokunulmaz olmasını talep ediyorlar. Benim dönemimde bir mecburiyet söz konusuydu. Ama siz Aksaçlı olarak resmi görevlerinizden fedakarlık edip makamı yeniden eski vasıflarına taşıyabilirsiniz. Bu konuda hemfikir olmamız memnuniyet verici. Bu durum senin, ocakların ve ihtiyarların birlikte mücadelesini daha güçlü kılacaktır. Benim düşüncelerim de bu yönde. Çalışmalarınızı nerede, nasıl sürdürebileceğiniz konusunu da yeniden istişare edelim. Elbette. Son olarak, yeni sürece geçmeden önce diplomatik anlamda elimizi güçlendirmek için yaşanan elim hadiseyle ilgili resmi bir açıklama yapmanızda zaruret görüyorum. Haklısın Polat. Ajansa haber verip bir basın açıklaması yayınlamak yerinde olacaktır. Vali Brandon'ın İstanbul üzerinde o kadar büyük hayali varken Boğaz'ın sularına gömülmesi ne büyük talihsizlik. Bunu şansa çevirmek bizim elimizde Bay Victor. Brandon'ın tohumunu attığı Türkiye'deki bahar krizini sonuçlandırmak bize kaldı. Stone Hanedanı Türkiye'deki ve Rusya'daki sadık dostlarının başarısını bekliyor. Ben de bunun için buradayım Can Bey. O zaman Sir Brandon'ın hatırasına ve işbirliğimizin şerefine vodka içelim. Rus vodkasını değil, İngiliz çayını tercih ederim. Uzun zamandan beri tercihlerim değişti.
Rusya'nın da tercihlerini değiştirmesi gerek. Türkiye'nin kuzeyindeki ve merkez hattındaki enerji kaynaklarının transit merkezi olması yolunda Rusya'nın verdiği destek mutlaka tersine çevrilmeli. Brandon'ın benden öncelikle istediği şey, Türkiye'nin bu alanda güvenilmez bir ülke olduğunu göstermektir. Peki bunun için hazır mısınız? Rusya'dan istihbarat alarak geldim. Türkiye'deki enerji hattı, güzergahı üzerinde ve yakınında bulunan bütün yerleşimler tek tek inceleniyor. Belirli noktalarda Türk devletinin itibarını sarsacak eylemler hazırlanacaktır. Türkiye'deki işbirliği yapan Türk ve Rus iş adamlarına yönelik hamleler de işimizi kolaylaştıracaktır. Yeni Lyon timi komutanı Mr. Smith bu alanda ilk adımı atacak. Ne planlıyorsunuz? Rusya ve Türkiye işbirliğine yönelik bir uyarı ateşi. Dünya doğal gaz rezervlerinin %76'sı, petrol rezervlerinin de %73'ü, Türkiye'yi kuzeyden, güneyden ve doğudan çevreleyen Rusya, Hazar ve Orta Doğu'da bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarının en büyük alıcılarından biri olan Avrupa ise Türkiye'nin hemen batısında yer almaktadır. Bu Türkiye'yi doğal bir enerji koridoru ve boru hatlarının kesiştiği bir merkez haline getiriyor. Bu gücünü kullanmaya başlayan Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler yeniden terörün kanlı elini devreye soktular. Ülkemizde yaşanan son elim hadise terörün enerji meselesinde ana aktör olduğunu maalesef bir kez daha gözler önüne sermiştir. Efendim, saldırı üstlenen herhangi bir örgüt olmadı. Sizin bu konuda bir tahmininiz olacak mı? Biliyorsunuz, bundan aylar evvel piramit belgeleri Armageddon terör örgütünün faaliyetlerini gün ışığına çıkarmıştı. Bugün karşımızda Armageddon benzeri bir örgüt var. Ve bu örgüt, bölgemizde tesis etmek istediğimiz barış ve refah ortamını tehdit etmektedir. Peki efendim, son bir sorum olacak. Terör içinde bulunduğumuz coğrafyanın kaderi midir? Buna izin vermeyeceğiz. Bugün mücadelemiz akamete uğratılmış olabilir. Ancak biz bu coğrafyanın kaderi bölge insanının iradesine bırakılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Efendim, son olarak ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba Cengiz Bey. Bugünkü anlaşma için hazırlıkların tamamlandığı bilgisi elime ulaştı. Evet efendim. Protokole karşılık imzaların atılması için misafirlerimizi bekliyoruz. Bu aşamada atacağımız imza gerçekten çok önemli. Biz de bunun bilincindeyiz hocam. İnşallah bu adımların gerisi gelir. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Var olun hocam. Toplantı odası hazır mı? Hazır Cengiz Bey. Misafirlerimiz de bir saat içinde burada olurlar. Ben de son bir kez görmek istiyorum. Hiçbir aksilik olmasın. Peki efendim.
Hoş geldiniz. Kimin için gelmiştiniz? Stone Hanedanı için. Randevunuz var mıydı acaba? Yok. Ama Cengiz Bey'le görüşmek için ısrar ediyorum. Kusura bakmayın, bugün bir imza töreni var. O yüzden kimseyi içeri alamıyoruz. Ben bir yere girmek için geldiysem... Bana hemen Cengiz'i bulun. Hemen! Ne olur yapma, ne olur yapma. Yapma! At silahını. At silahını! Kimsin sen? Adım John Smith. Çok uluslu bir maden şirketinin CEO'suyum. Bir sürü masum adamını öldürdün. Ne istiyorsun benden? Sizinle anlaşmaya geldim. Ben imzamı attım. Sıra sende. Sen de imzayı atıp bana söz vereceksin. Bugünkü protokol iptal olacak. Yeni ortağım ben olacağım. Bak, bu anlaşmayla 4 yılda kazanacağım parayı yarın hesabında bulacaksın. Kabul et. Çok güzel bir teklif. Allah belanızı versin. Bak bu çok kötü bir teklif işte. Bunu kabul edemem. Cengiz Bey! Ölmeyin lütfen Cengiz Bey. Cengiz Bey! Lütfen ölmemiş olun. Lütfen. Cengiz Bey!
Cengiz Bey. Kamera kayıtları dahil ne var ne yok her şeyi temizleyin. Lütfen ölmeyin Cengiz Bey. İçeride bir tane canlı kalmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam efendim. Çabuk olun. Cengiz Bey. Petrol işinin üstüne bir tanker su içmişsin Baltazar. Dikkat et. Her şeyin fazlası zarar. Sen de suyla fazla oynama. Şakası olmaz. Henüz çaydan geçtim. Dikkat et. Derede boğulma. Ne çaydan vazgeçerim, ne derede boğulurum. Ben Karadeniz uşağıyım de. O zaman yol yakınken memlekete dön. İstanbul'da kaybolursun. Benden öyle bir tokat yedin ki, ben kaybolsam sen bulursun. Balta. Hoş geldiniz beyler. Sağ olun Hakkı Bey. Sağ olun. Buyurun. Konseyimizin açılış toplantısı yapıldı. Kardeşlik yemini edildiğinde İstanbul sefirinin seçilmesi de gecikmeyecektir. Beyler, bu yolda hala ikiniz de adaysınız. Sizi buraya yeni görevinizi açıklamak için çağırdım. Bundan sonra bizim himayemizde birlikte çalışacaksınız. Ordinaryosu Türkiye'ye sen getirmiştin Pusat. Şimdi bir rahatsızlık mı var? Ben birlikte ne iş yapacağımızı tam olarak öğrenmek isterim. Uyuşturucu işini layıkıyla öğrenmek benim ömrümü aldı Pusat. Sırrımı da kimseye öğretmem. Ben o işin sırrını tecrübe ettim. Ondan soruyorum. Benim rahatsızlığımın nedenini siz önceden biliyorsunuz. Baltazar'la husumetiniz öyle başlamıştı. Burada mal satmam, sattırmam demiştin. Dediğini yapacaksın. Türkiye'de kimsenin ne toz, ne hap, ne beyaz, ne de ot satmasına izin vermeyeceksin. Sadece Ordinaryus'un konseyimiz için üreteceği mallar satılacak. Belki Cahide danışmak isterdin ama o da burada yok. Kararını kendin vereceksin Pusat. Ya dediğimizi yaparsın ya da sefirlik hayalini unutursun. Benden istediğiniz nedir Hakkı Bey? Ordinaryus'un üreteceği malın ham maddesini temin edip dağıtımını yapacaksın. Neyi nereden alacağını, kime satacağını da konseyimiz ayrıca belirleyip sana talimat verecek. Müzik
Ben de bir şey söyleyebilir miyim Hakkı Bey? Elbette. Beni Türkiye'ye bu eski ortaklar getirdi. Sonrasında vaatler tutulmadı. Herkes mal üretmekten ve satmaktan bahsetti ama ben işsiz beklemekten sıkıldım. Şimdi size ve konseyinize güvenim tam. Ama eğer bu sefer de işe başlayamazsam, kim hata yapmışsa onun kellesini istiyorum. Eğer abi eski mekana geçerse sen de artık orada mı olacaksın? Ne fark eder Aynur'a? Burada da olsak, orada da olsak aynı adamların peşinde koşacağız. Ama beraber mi koşacağız? Ayrı ayrı mı? Ben onu soruyorum. Biz her zaman beraberiz. Hep aynı ekipteyiz Aynur'a. Buradaki herkes gibi. Ben herkesten bahsetmiyorum Akif. Senden ve benden bahsediyorum. Aynur'a. Tamam biliyorum. Bana yine aynı şeyleri söyleyeceksin. Hepsini ezbere biliyorum artık. Bak seni anlıyorum. Ama sen de beni anlamalısın. Anlamak yetmiyor Akif. Korkuyorum. Dün gece uzun zamandan sonra ilk kez korktum. Ama ölmekten değil. Seni kaybetmekten korktum. Akif, aradığımız adam Viktor Bezov'a ulaştık. Nerede? Türkiye'ye giriş yapmış. Herkese ulaşın, her yere bakın. Alptekin, sen bir ekiple dışarı çık. Olası bir takibe hazır ol. Aynur'a sen adamın bağlantıya geçebileceği kim varsa onları izlemeye al. Talha, sen de araştırmaya devam et. Aynur'a iyi misin? Değilim. Demetri! Demetri! Bir misafirin var. Bana vodka getirdiyse al içeri. Merhaba eski dostum. Türkiye'ye geldiğinden beri bizi unuttun. Hoş geldin Viktor. Teşekkür ederim. Görüşmeyeli çok zaman oldu. Raskol nasıl? Kötü bir şey mi oldu? Raskol'u öldürdüler Viktor. Çok yalnızım. Ben artık buradayım, merak etme.
Beraber büyük işler yapıp eski günlere döneceğiz. İş konuşmak yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Vodka istiyorum. Nesi var bunun Dimitri? Bir süre önce başından vuruldu. Fiziksel bir sorun yaşamadı ama o günden beri böyle. Anlaşıldı. Ben Raskolnikov'u nasıl geri getireceğimi biliyorum. Fehmi Bey'e söyleyelim, şu İstanbul trafiğine bir çare bulsun Hakkı. Senin trafikle ne sorunun olabilir Mete? Yoksa Britanyalı dostlarının rahat etmesi için trafiğin soldan akmasını mı istiyorsun? Hayır. Adaya alıştığım için deniz yolunu daha çok kullanmak istiyorum. Ama boğazlar tehlikeli. Sir Brandon'ın talihsiz kazasından sen de bir ders çıkarmışsındır. Sen bizi hiç merak etme. Artık denize düşersek sarılacağımız bir can simidimiz var. Can Bey'le birlikte çalışmaya gelen yeni Lyon komutanı John Smith. Mete, bu yeni yapılan baskın onların işi mi? Temiz iş çıkarmış. Siz konseyden habersiz İstanbul'da yapılan böyle bir hareketin sebeplerini ve sonuçlarını yüce baronumuza açıklamadan bu mesele temizlenemez Mete. Anladın mı? Amerikalı dostlarımız ve bizim için Orta Doğu'daki ticaret çok büyük bir önem atfediyor. Bu ticaretteki kazancımız savaşın sürmesiyle doğru orantılı. Bu yolla 100 yıldır büyük kazançlar elde ettik. Ve bu devam etmek zorunda. Devam etmemesi için hiçbir engel yok. Bizim sözümüz geçtiği müddetçe Orta Doğu'da barış hüküm süremez. Evet ama Rusya'nın Suriye üzerindeki etkisi malum. Amerikalı dostlarımız rekabetçi piyasa düzeni istemezler. Rekabet varsa milyonlar, tekel olursan milyarlar kazanırsın. Rekabeti ben de sevmem. Zira bu piyasanın tekeli de, dümeni de bizim elimizde Fehmi Bey. Sanıyorum elinizde olmayan şeyler de var Bay Zaharyas. Polat Alemdar'ın Suriye'deki müdahalesi oldukça endişe verici. Sanırım benim sattığım silahlardan bahsediyorsunuz. Maalesef. Konseyde koltuğu olan birinin silahları Türkmenlerin eline geçiyorsa eğer, bu büyük bir sorun olabilir. Buna derhal müdahale etmelisiniz Bay Zaharyas. Ben sadece araç alır satarım. Ama kime silah satılmayacağını da iyi bilirim. Elbette ki konseyin çıkarlarını korumak önceliğimizdir. Pekala Bay Zaharyas. Bu vazife için yeniden konuşmamıza gerek kalmayacağını umut ediyorum. Müsaadenizle. Yusuf için çok önemli bir şey yaptın Aslı. Gerçekleri öğrenmeyi ben de sizin kadar istiyorum. Ben Yusuf'un yaşadığını hissediyorum. Bir yerlerden çıkıp geleceğini biliyorum. Ben de buna inanmayı istiyorum.
Ama yaşıyorsa neden gelmiyor? Neden saklanıyor? Bilmiyorum. Belki olaylardan sonra hafızasını kaybetmiştir. Ya da ne bileyim, biri bulmuştur ama hala komadadır. Konuşacak durumda değildir. Ölmüş olsaydı bir şekilde onu bulurduk. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım. Belki de başına gelenlerden sonra ortaya çıkmak istemiyordur. Eğer öyleyse bizim ona yardım etmek istediğimizi öğrenmesi gerek. Tedbir alıyoruz. Tahlillerde bir hastalığın mı çıktı? Hastalığın olsa maske takardık. Biz senin maskeni düşürmek için geldik. Ne dediğini anlamıyorum Elçi. Seninle işimiz bittiğinde bir şey anlamana gerek kalmayacak. Yüce Majeste ile konuşmak istiyorum. İhanetini öğrendik Cahit. Şimdi de daha fazlasını öğreneceğiz. Ama infazından önce Yüce Majeste mutlaka seninle konuşacaktır. Ne kadar sürer? İlacın tam olarak nüfuz etmesini bekleyeceğiz. Bir saat içinde başlayabiliriz. Sana atıp tutsam da hakkını yiyemem Settar ağa. Son yaptığın tanker oyunu pusatın yolunu açtı. Ele olduğunu bilsen yapmazdım. Sen yine ne dediğini bilmiyorsun Settar. Asıl sen ne dediğini bilmiyorsun Zülfo. Ben o Settar tatı oyununu sadece pusatın değil, hepimizin yolunu açsın diye yaptım. Eyvallah. Demek daha hep beraber yürünecek yolumuz, içilecek suyumuz varmış. Hayır olsun pusatım. Keyfini kaçırmışlar. Hakkı Bey kozun erken oynadı Zülfikar ağa. Sıkıntı nedir? Yahu buradayız evvelallah ya. Çözeriz. Sefirlik için yeni iş olarak uyuşturucuya girmemi istiyor. Baltazar'ın canına minnet tabii. Değil. Hemen atlamıştır. Atladı. Kaçırır mı fırsatı? Eline bir koz geçti şimdi. Hem eski hesabını görecek, hem de beni köşeye sıkıştıracak. Hakkı, senden tam olarak ne istiyor pusat? Bir anlat hele. Konsey adına üretilecek mal dışında piyasada kimsenin bir şey satmasına izin vermeyeceksin diyor. İyi ya, bir yerden başlamış oluruz. Meydanı onlar için temizleyelim mi diyorsun Zülfikar ağa? Madem konsey arkamızda diyorum, biz piyasada bu pis işi yapan herkesi kaldıralım. Sonra onlar en büyük olacak. Bütün piyasa ona kalacak. Biz hele
Bu kadarını yapalım. Geri kalanını bizim büyüğümüz temizler Pusat. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Elif'i ziyaret etmek istemiştim. Evde mi? Burada. Buyurun lütfen. Elif, bak kim geldi. Öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana biraz vakit ayırabilir misin Elif'ciğim? Tabii. Biz sizi yalnız bırakalım. Lütfen. Sizin de burada olmanızı istiyorum. Nasıl isterseniz. Gel canım. Neler yapıyorsun bakalım? Hiç. Bol bol fotoğraf çekiyorum. Ne güzel bir uğraş. Arkadaşların seni çok özledi Elif. Biz de özledik. Bu ayrılık biraz fazla uzun sürmedi mi? Ben okula dönmeni çok istediğimizi söylemek için geldim. Sen çok başarılı bir talebemişsin. Seni kaybetmeyi istemiyoruz. Ne güzel düşünmüşsünüz. Elif de okulunu özlemiştir zaten. Değil mi Elif'ciğim? Peki arkadaşlarım? Onların babam hakkında söyledikleri? O haberleri artık kimse kulak asmıyor Elif'ciğim. Zaten gerçekler de ortaya çıktı. Öyle değerli bir babanın kızı olduğun için ancak onur duyabilirsin. Güzel fotoğraflar çekebiliyor musun bakalım? Bakın bunları ben çektim. Aferin sana, çok güzeller. Sizinle de fotoğrafımızın olmasını ister misiniz? Tabii çok isterim. Ben çekebilirim isterseniz. Hayır, ben selfie yapacağım. Peki. Çek bakalım. Müsaadenizle ben kalkayım. Müsaade sizin. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim. Buyurun. Efendim Martin. Merhaba Sophie. Merhaba Martin. Neler yapıyorsunuz bir sorayım dedim. Elif nasıl? Elif iyi. Öğretmeni ziyarete geldi de onunla sohbet ediyorduk. Öğretmeninin Elif'e gelmesine şaşırdım doğrusu. Elif'in okuldan soğumasına o sebep olmamış mıydı? Yani tam olarak öyle değil aslında. Gonca Hanım çok ilgili bir öğretmen. Elif'i de çok iyi anlıyor. Elif arkadaşlarının kendisini özlediğini duyunca nasıl mutlu oldu Martin, bir bilsen. Peki Elif okuluna geri mi dönecek? Bilmiyorum. Belki. Öğretmeni onun için bazı ayarlamalar yapmış. Hiçbir kaybı olmayacak. Peki, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hala, bak Erhan abim geldi. Hoş geldin.
Elif dedesiyle ninesini özlediğini söylemişti. Onun için geldim. Biz de çok özledik. Bay Zaharyas geldi. Bekletmeyin. Hoş geldin. Sen de içer misin? Vodkayla aram hiç olmadı. Benim ilgimi daha çok Rus romanları çekmiştir. Evet ama sakın aldanma. Kadınlarımız okuduğun romanlardaki gibi değiller. Hep abartılıyor. Bence siz de içmeyi abartıyorsunuz. Çok yaşamak gibi bir derdim yok Bay Zaharyas. Ama yaşamak istediğini biliyorum. Yapmak istediğin daha çok şey var Andra. Bunların büyük kısmını artık Türkiye'de birlikte yapabiliriz. Buna engel olacak bir şey mi var bilmediğim? Benim sana dostlarımıza göndermen için sattığım mallar Türkmenlerin eline geçti. Bunu biliyorum. Elbette bunun hesabını soracağım. Ben de bunu biliyorum ama Suriye'deki silahları Türkmenlerden alıp müttefiklerimize teslim etmemiz gerekiyor. Oradaki savaş için ben neden buradan kalkıp oraya gideyim? Burada rahat oturabilmek ve yola daha güçlü devam edebilmek için oldukça değerli bir şey elde edeceksin. Bana bende olandan daha değerli bir şey kim verebilir? Konseyin sana sunacağı destekten daha sağlam ve daha kazançlı bir ittifak bulamazsın. Nasıl, beğendin mi? İş konuşmayacaksak eğlenelim dedim. Ben eğlenmiyorum. Bu şarkı bana annem Katyuşa'yı hatırlatıyor. Çocukluğumuzu da hatırlıyor musun? Her gün kavga ederdik. Raskol'la da bir kavgada tanışmıştık. Ben Raskol'ün dönmesini istiyorum. Bana başka çare bırakmadın. Ne diyorsun Viktor? Thank you.
Gascoigne, ayağa kalk. Sen gerçek bir dostsun Victor. Raskol döndü. Seninle iş yapmaya hazır. Ben Türkiye'yi yerinden sarsacak işlerden bahsediyorum. Hazır olduğundan gerçekten emin olmam gerek. Islak adam yağmurdan korkmaz Victor. Hazırız. Neden buradasın? Bitirecek. Çok yakında döneceğim Safiye. Neler oluyor? Müdahalemize direniyor. İlacı artırın. Bu çok riskli. Beyin fonksiyonları tamamen durabilir. Dediğimi yap. İşimize yaramazsa sonunda zaten ölecek. Acele etmemiz lazım. Görevin ne? Neden buradasın? Neden konuşmuyor? Hala direniyor. Dozunu artır. Kaybediyoruz. Bir şeyler yap. Durum nedir? Geri geldi. Yüce Majeste. Yüce Majeste. Yüce. Yüce Majeste. Yüce Majeste, öldüreceğim. Yüce Majesteyi öldüreceğim. Buradayım. Benimle konuş. Yüce Majesteyi öldüreceğim. İnanılmaz.
Tarihin tozlu sayfalarından kalma bir sadakat numunesi. Gerçekten inanılmaz. Emriniz nedir majesteleri? Ölmeyecek. Aklını ve sağlığını kaybetmeyecek. Ama benim olacak. Abi. Leontim yeni bir saldırı yaptı. Nerede Akif? Enerji yatırımı için finansal işbirliği yapan Türk ve Rus iş adamlarına yönelik bir saldırı olmuş. Hocanın bahsettiği anlaşma bu. Yine toplantı baskını gibi profesyonelce saldırıp kaçmışlar. İş adamları öldürülmüş. Bizi sıkıştırmak için her türlü hamleyi yapıyorlar. Ama sonuca ulaşmalarını ne olursa olsun engellemeliyiz Akif. Bu saldırılar onlar için aslında savunma hamlesi. Bizim atacağımız adımları engellemeye çalışıyorlar. Mutlaka kendileri de sonuç almak için oyuna girmeye çalışacaklardır. Bu alanda şüpheli her türlü hareketi dikkatle izleyin Akif. Tamam abi. Brandon'un toplantısına katılan Rus iş adamından bahsetmiştin. İzine ulaşabildin mi? Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Ama henüz ortaya çıkmadı. O adam bunun için Türkiye'de Akif. Brandon'un ilk planı buydu işte. Türkiye'yi güvenilmez gösterip, bizimle değil, kendi istedikleri adamlarla iş yapılmasını sağlamak. Ne yapıp edip o adamı durdurmalıyız Akif. Tamam abi. Çok özledim. Rüyamda da hiç görmüyorum. Üşüyeceksin canım. Dönelim mi artık? Olur, dönelim. Kafamda bir sürü soru var. Dedem olsaydı hepsine tek tek cevap verirdi. Elif, ben sorularını cevaplayacak birini tanıyorum. Hem de dedenin tanıdığı biri. Kim o? Söylemem. Gidince görürsün. Şimdi mi gideceğiz? Evet. Siz de gelin. Benim halletmem gereken bir iş var canım. Sonra haberleşiriz, olur mu? Hadi. Ben gelirim. Hadi gidelim. Akif. Abi, aradığımız adamın kaldığı oteli tespit ettik. Gidin onu getirin Akif. Bu adamların planlarına ulaşmamız için anahtarımız o olacak. Tamam abi. Akif. Yalnız çok dikkatli olun. Bütün gözler üzerimizde. Elinizden kaçırırsanız bu sefer işler aleyhimize dönecektir. Merak etme. Onu alıp getireceğim abi. Ne var Timur? Efendim, Erhan'la konuştum. Şu anda Elif ve Safiye Hanım'la birlikte Süha Efendi'nin yanına gidiyorlar. Haberiniz olsun diye aramış. Leyla?
Onlarla değil mi? Savcı hanım başka bir işi olduğu için onlardan ayrılmış. Tamam Timur. Timur. Hazırlan çıkalım. Peki efendim. Beni tanıyor musunuz? Hayır. Ben de sizi tanımıyorum.
Yaşamak istiyorsan bana istediğimi ver. Ne istiyorsun? Size getirilen tırlar dolusu silahı benden çaldılar. Onları geri almaya geldim. Hepsi içeride. Hepsi içeride değil. Şimdi sana soruyorum. Şansını zorlama. Benim silahlarım nerede? Şansını kaybettin. Bana silahlarımı bulun. Çabuk. Andre! Silahlar! Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyarsınız. Süha baba, ziyaretçiniz var. Aman efendim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldin kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Erhan. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. O zaten dedenin neyi? Emanetlerini korumak için buraya getirdim. Siz de dedem gibi neyfleyebiliyor musunuz? Maalesef hayır. Elif'in canı bir şeye mi sıkıldı? Okul meselesi çözülmedi hala. Onu düşünüyor. Bugün öğretmeni geldi. Tekrar okula çağırdı. Ama Elif ne yapacağını bilmiyor. Ben de ısrarcı olmak istemiyorum. Gel canım. Gel kızım, otur. Sen Elif'i tanıyor musun? Hangi Elif'i? Benim tanıdığım Elif'i. Akıllı, terbiyeli, cesur Elif'i. Hani Hüma diye bir kuşu var. Tabii ki tanıyorum. Ne olmuş ona? Bence tanımıyorsun. Onun neler yapabileceğini bilmiyorsun. Öyle olsa okuluna dönmek için hiç tereddüt etmezdin. Okuluma gideceğim ve bütün sorunları tek tek çözeceğim derdin. Deden söylemek istediklerini bazen neye üflüyordu? Ney onun duygularını bize aktarıyordu? Sen de dedenin neyi olmak istemez misin? Nasıl olacağım? Ondan öğrendiklerini arkadaşlarına, sevdiklerine sen aktaracaksın. Sen söylemezsen deden susar. Dedenin susmasını istemiyorsan okumalısın, öğrenmelisin. Ve öğrendiklerini arkadaşlarınla paylaşmalısın. O ne? Onun adı Rebap. O da benim neyim. İstersen senin için çalabilirim. Çok isterim. Şarkıda söyler misiniz? Bana eşlik edersen olur. Ama ben bilmem ki sizin söylediğiniz şarkıları.
Bence bunu biliyorsundur. İşlem tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun savcı hanım. Teşekkür ederim. Sizi de buraya kadar yorduk. Takdir edersiniz ki sağlık ihmale gelmez. Ciddi bir şey yok değil mi? Sanmıyorum. İlk tahlil neticesinde dikkat çeken bazı değerlerin sebebini bulmaya çalışıyoruz o kadar. Sizin de bizim de içimiz rahatlasın. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Sonuçları ne zaman alırız? Siz bugün beklemeyin. Yarın ya da ertesi gün bir ara uğrarsanız değerlendiririz. Tamam. Bir aksilik çıkmazsa geleceğim. Size iyi çalışmalar. Size de öyle. Ben kimim? Benim sahibim efendim. Yüce Majestemsiniz. Peki sen kimsin? Ben ölümlü kölenizim efendim. Buraya uzun bir yoldan geldim. Çok zorlu engelleri aştım. Bu kutsal yola bizimle devam etmen için yalnızca bir görevin kaldı. Ne emredersiniz Yüce Majestem? Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Peki bunu tanıyor musun? Hayır. Bu adam Polat Alemdar. Ve ben sana onu getirmeni emrediyorum. Emredersiniz efendim. Efendim Polat. Merhaba Leyla. Evde misin? Ufak bir işim vardı. Onu hallettim. Birazdan eve geçeceğim. Ne oldu? Bu akşam müsait olur musun? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Olur tabii. Evde mi görüşürüz?
Hayır, özel bir şey konuşmak istiyorum. Hani bir park vardı ya... Beraber gitmiştik. Leyla? Orada mısın? Evet evet, buradayım. Tamam. Görüşürüz orada. Akif, adam şimdi odasına çıktı. Tamam Talha, geliyoruz. Alo. Raskolnikov'la görüştüm. Bizimle çalışmayı kabul etti. Yakında sesini siz de duyarsınız. Güzel otelmiş. Hoş bir zamanımızda gelelim o zaman. Tabii tabii. Bir isteğiniz var mı efendim? Teşekkür ederiz, yorgunuz. Odamıza çıkacağız. Thank you.
Hop hop hop. Yanlış geldik canım. Anahtar sende mi? Bilmem. Sen almamış mıydın? Bir baksana. Heh, buldum. Ben kimseyi çağırmamıştım. Biz de seni çağırmamıştık. Ama geldin. Siz kimsiniz? Soruları biz soracağız. Kalk ayağa, gidiyoruz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kime bulaştığınızı bilmiyor musunuz? Biz seni iyi tanıyoruz. Sen bizi henüz tanımıyorsun. Ama öğreneceksin.
Tamam. Ya. Baba. Canım. Ah. Öğretmenim ne dedi biliyor musun? Biliyorum. Bu sene sınıfta kaldın dedi. Hayır, hiç de öyle bir şey demedi. Okuluna dön, kimseden de çekinme dedi. Senin kızın olduğum için onur duyuyorum baba. Ben de bu kadar akıllı bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Artık tatil bitti o zaman. Hadi git derslerinle ilgilen bakalım. Hadi. Elif'i yeniden ikna ettiği için öğretmenini tebrik etmek lazım. Bu tebriği asıl hak eden Süha Efendi. Mezarlıktan sonra ona uğradık. Güzel şeyler anlattı. Elif çok etkilendi. Abi. Cahit'ten bir haber var mı? Çok yakında aramızda olacak. Sen çıkıyor musun abi? Leyla ile buluşacaktık. Ha, dışarıda mı buluşacaksınız? Onunla konuşmak istediğim özel bir şey var da. Tamam. O zaman gecikme sen. Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. İyi geceler efendim. İyi geceler. Gerek yok Timur, yalnız gideceğim. Ama efendim. Annemle babamı ziyaret edeceğim. Sen dönebilirsin. Anahtarı alayım. Peki efendim. Efendim Safiye. Heyecanlı mısın? Neden? Buluşacağınızı biliyorum. Abim şimdi çıktı evden. Ne söyledi sana? Evlenme teklif edecek Leyla. Buna emin olabilirsin. Nereden çıkardın bunu? Özel bir şey konuşacağını söyledi. Başka ne olabilir ki? Umarım bugün her şey istediğin gibi olur. Safiye, çok sağ ol.
Hoş gelmişsin Yusuf'um. Gidecek yerim kalmadı Ahmet dayı. Yani özleyip de gelmedin öyle mi? Özledim tabii. O ayrı. Hem sana bir can borcum var. Ama buraya gelip senin de başını belaya sokmak istemedim. Sana her zaman kapımız açık dedik Yusuf'um. Senden gelen hayır da şer de başım üstüne. Eyvallah dayı. Anlat bakalım, nasıl ayrıldı yolların motorcu çetesinden? Hepsi öldü. Peşinden kurşun sıktılar, ölmedi. Denize düştün, boğulmadın. Günlerce ateş içinde yandın, durdun benim yanımda. Hastalığa teslim olmadın. O çeteyle beraber sokağa çıktın. Hepsi belasını buldu. Sen sağ salim bana döndün. Geçmiş olsun. Sıkıntılar geride kaldı artık. Öyle diyorsun da, ne yapacağım ben şimdi? Karnın açsa taze balık var. Açlık tokluk düşünecek halde değilim ben dayı. Önce hayatımı kurtardın. Hastalığımda bana baktın. Sonra yol gösterdin, dışarı çıkardın beni. Şimdi de bir şey söyle dayı. Artık hiçbir yere gitmek yok. Burada bekleyeceksin. O söylediğin adam bana yardım edecek mi? Gelir mi buraya? Beklemeyi bilirsen beklediğin gelir. Nasıl diyorsan dayı. Seni rahatsız etmezsem ben alışkınım buraya. Burada durursan rahatsız olurum. Sen de gel, muhabbete katıl. Merak etme. Kimse kimsenin ismiyle cismiyle ilgilenmez bizim mecliste. Hadi. Sen hele bir dur. Sen bize seninkilerden oku bir tane Yusuf'um. Çok güzel ecnebi şarkı söyler. Muhabbetin havasını bozmayayım dayı. Bir türkü öğretmiştin bana. İstersen onu söyleyeyim. Keyfin bilir. Benim canıma minnet. Buyur. Bana ne bahardan, yazdan, bana ne borandan, kardan. Bana ne bahardan, yazdan, bana ne borandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Aşağıdan, yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Eyvallah. Anacığım.
Tek muradım kaldı şu dünyada evladım. Çok güzel bir ailemiz var. Bu aileyi evlilikle taçlandırsan güzel olmaz mı? Güzel olur anneciğim. Sahi mi söylüyorsun? Bunun müjdesi cihana değer. İlk müjdeyi size vereyim dedim. Birazdan Leyla da öğrenecek. Hayatta olsaydınız çok mutlu olurdunuz. İkinizin de tebessüm eden yüzlerinizi hayal edebiliyorum. İnşallah sizler kadar mutlu ve huzurlu bir ailem olur. Şimdi müsaadenizle kızınızı bekletmeyeyim. Cahit? Yolun sonuna geldik. Takip edilmişsin. Yolun sonuna.